7654321. Herkese merhabalar. Bugün 4 günlük bir tatilimiz var. Bu tatilde Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şu an uçaktayım. İlk durağımız Hatay. Yaklaşık yarım saat önce havalandık. Hatay'a indikten sonra gezimize başlayacağız. Hatay havalanına indik. Geldiğimiz uçak. Şu anda ilk durağımız kahvaltı yerimiz. Yusuf Dayı kahvaltı yerindeyiz. Şimdi size manzarayı göstereceğim. Yusuf Dayı kahvaltı yerinin manzarası bu şekilde. Yeşillik bir alan. Karşılarda küçük köyler var. Bu kahvaltı yerinin özelliği kişi başı ücret alınıyor. Alınan ücret karşılığında sınırsız kahvaltı yapılabiliyor. Serpme kahvaltı ama kişi başı ücret alınıyor. Tabak bittiği zaman bitirdiğiniz yiyecekten tekrardan alabiliyorsunuz. Herhangi bir sınır yok. Kişi başı ücreti de 30 TL. Manzarası da bu şekilde. Buradan göremiyoruz ama sağ taraf Harbiye denilen alan, şelaleler vesaire mevcut. Sağ yamaç. Şehir merkezi biraz daha sağ tarafta kalıyor. Kahvaltıdan sonra kahvelerimiz de geldi. Türk kahvelerimiz. Buradaki sunum biraz daha farklı. Çay bardaklarıyla servis ediliyor. Adına da süvari verilmiş. Tadına da bakacağız şimdi. Kahvaltımızı yaptık. Lezzetler çok güzeldi. Şimdi kendisinden mekanla ilgili, lezzetlerle ilgili görüşlerini, bilgilerini alalım. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Biz 10 senedir kahvaltı işine başladık. Daha önce normal restorandı. İşlemi bırakıp sadece kahvaltı yapmaya devam ettik. Özen gösterdik. Çeşitlerimizi arttırdık. Yöresel çeşitler, mezeler, tatlar bizim yöremize uygun. Kabul gördü, beğenildi ve her gün müşteri sayımız arttı. Gelenlerin büyük bir bölümü sizler gibi kahvaltı yaptıktan sonra bizlere teşekkür ediyorlar. Tabii bu bizim gurur kaynağımız oluyor. Umarım daha iyisini yapmaya çalışacağız. Daha iyisini de yapacağız. Burası şimdi ne olarak geçiyor? Burası Hatay Defne ilçesi, hı hı. Döver Mahallesi, Yusuf Dayı Kahvaltı Salonu. Çok memnun kaldık. Teşekkür ayaklarınıza ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Hoş olun. Geldiniz. Harbiye Şelalelerindeyiz. Burası suyun ilk çıktığı bölge. Şu alttan ileride. Alttan çatının altından çıkıyor. Buraya giriş tehlikeli ve yasak ama biz girdik biz takipçilerimiz için. Tehlikeli değil mi sizin için? Tehlike bizim soyadımız da. Sadece suyun başlangıç yeri. Şelalenin başlangıç noktasından aşağıya doğru ilerliyoruz. Sular burada. Akıyor yine standart olarak. Harbiye Şelalesi'nin başlangıç noktasından sonra devamında ufak ufak şelaleler yapılmış. Heykellerle birlikte heykeller. Otantik bir yer olmuş. Devamında burada küçük bir alabalık tesisi var. İçerisinde balıklar var ama şu an çok fazla görünmüyor. Yine burada bir şelale yapılmış. Çok fazla heykel var. Bunlar sonradan yapılma mı? Tarihi mi? Bunlarla ilgili çok fazla bilgim yok. Otantik bir kafe. Ama çok fazla. Çok fazla değil aslında, kimse yok. Bakıyorum artık hiç sesiniz çıkmıyor. Şimdi ilerlere doğru daha büyük şelalelere gideceğiz. Daha uzun şelaleler mevcut. Aslında burada çıkan suyu mümkün olduğunca değerlendirmeye çalışmışlar. Kafenin dışarıdan görünen bu şekilde akan suyu değerlendirmişler. Burada bir değirmen dönüyor. Eski değirmenleri bilenler bilir. Suyun gücüyle dönüyor burada. Doğal bir çeşme yapılmış burada. İnsanlar burada ellerini yıkayabiliyor. Şelalenin dışından çıktıktan sonra çok fazla hediyelik eşya satan yerler var. Burada da küçük bir çay bahçesi. Çıkan suyu her halükarda kullanmışlar. Suyun üstüne masalar koymuşlar. Hediyelik eşya almak isteyenler buralardan alabilir. Çok fazla var. Yine devam ediyoruz. Burada hemen aşağıda balıklar var. Alabalık bunlar. Burada restoranda hem et hem balık yenebiliyor. Aslında en büyük şelale burası. Yani Harbiye Şelaleleri derken şelale kavramı gerçekten karşılıyor. Su her yerde atıyor burada. Karşıdan çektiğim yer aslında buranın girişi. Yukarıdan aşağı doğru giriyorsunuz. Aşağılara dönünce sağlı sollu şelaleler var. Burada taş işçiliği yapan bir ustamız. Bugün Orhan Usta'nın Karataş künefe dükkanındayız. Kendisi bugün bize künefe yapacak. Kendisinden tarifleri alalım.
Evet, biz burada önce yağını ekliyoruz. Tepsiyle yağlıyoruz daha doğrusu. Yağladıktan sonra künefemizi diziyoruz. Birinci kat künefe. Birinci katımız peynir. Alabildiği kadar. Kenarlardan 1 santim boş bırakıyoruz. Alabildiği kadar yerleştiriyoruz. İkinci kat. Aslında bu mekan şehir merkezine biraz uzak. Şehir merkezi uzak, doğru. Şehir merkezine niye açmıyorsunuz? Evet. Böyle bir yer. Maddi açıdan yerler oldukça pahalı. Buradaki amacımız ev tadında bir künefe. Evet, şu anda Hatay'ın Samandağ ilçesindeyiz. Burada Titus Tüneli, Beşikli Mağara, doğa yürüyüş yolu var. Buraları göreceğiz. Giriş müze kartı olanlara ücretsiz. Müze kartla giriş yapabiliyorsunuz. Onun haricinde fiyatlar kişi başı 12 TL. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ücretsizmiş. Bilginiz olsun. Şu anda tüneline doğru ilerliyoruz. Hafta içi olduğu için genelde sakin. Bugün günlerden 5 Aralık Çarşamba. Evet, Titus tüneline doğru ilerleyişimiz devam ediyor. Aslında çok fazla restore edilmemiş buralar. Girişten sonra yaklaşık 300-350 metre yürüdük ama hala tünele ulaşamadık. Sizin için ilerlemeye devam ediyoruz. Bekleyin. Tünele doğru ilerliyoruz. Tünele doğru ilerlerken yolumuzun üzerinde bir mağara gördük. Mağara çok büyük ama bakımsız. Restore edilebilirmiş. Belki ışıklandırılabilir. Tarihiyle ilgili bilgi varsa yazılabilirdi. İki girişi var. Yan taraftan giriş yaptım. Buradan da çıkış. Burada da bahçesinden çıkan mahsulleri satan bir esnaf. Küçük bir yer. Şu anda yol ayrımındayız. Titus Tüneli ve Beşikli Mağara. Sol taraftan Titus Tüneli'ne ilerliyoruz. Şu anda Titus Tüneli'nin içine girdik. Tünelin içinden su da akıyor. Yani yürürken çok dikkatli yürümemiz gerekiyor. Kayıp düşebiliriz. Öyle bir ihtimal de var. Tünelin şu an başlangıcındayız. İleriye doğru daha karanlık bir görüntü var. Evet, suya bastım, ayağım ıslandı. İlerliyoruz. Işık yetersiz olduğu için görüntü çok fazla gelmiyor size. Biraz da zor şartlarda yürüyoruz. Mağaranın içerisine doğru gideceğiz. Tünelde biraz daha ilerledik. Yüksekliği görüyorsunuz. Hani yerlerde taşlar ıslak ve içerisi oldukça karanlık. İlerliyoruz. Tünelde ilerliyoruz. Su kanalı için ayrılmış yerden ilerliyorum. Yandaki taşlar ıslak olduğu için zemin kayıyor. Mecbur bu şekilde gitmem gerekiyor. Hem çekim yapıp hem de ilerlemek biraz zor. Zafer ulaştık. Tünelin sonu. Aydınlık. Buralar ıslak. Aşağıdaki ıslaklık daha fazla. Daha fazla olduğu için de yürümek biraz zor oluyor. Şu anda taşların üstünden zıplaya zıplaya geçiyoruz. Evet, şu anda geçtik. Evet, tünelin sonuna geldik. Az önce üzerinde yürüdüğüm kanal bu. Kanalın üzerinden yürüdüm. Gelmişken sonuna kadar ilerleyelim. Titus tüneli bu kadar. Geri dönüş de buradan. Geri dönüyoruz. Beşikli Mağara tarafındayız. Burası kral mezarlıkları olarak dillendiriliyor. Beşikli olmasının ismi de yöre halkı tarafından verilmiş. Duvarın üstündeki, kolonların üstündeki işlemelerden dolayı Beşikli Mağara deniyor buraya. İçerisi irili ufaklı mağaralarla, mezarlarla dolu. Giriş yok tabii ki içeriye. Arkaya doğru ilerliyor. Kral mezarlıkları olarak söyleniyor. Çok bilgilendirici bir metin de yok açıkçası. İnternetten de araştırdığımız kadarıyla. Çıkış bu kadar. Buradan yukarıya doğru. Burada yine böyle oyuklar var. Buralarda mağaralar. Yine mağaraların içinden devam ediyoruz. Kuş yuvaları var. Evet, burası biraz yüksek. Evet, çıktık. İçeride böyle bir değişik koku var. Buralarda mezarlık. Karanlık, çok fazla görünmüyor. Yine burada da
mezarlıklar var. Burası mezarlık, ilk gösterdiğim yer. Orası Beşikli Mağara ya da Beşikli Mezarlık olarak adlandırılıyor. Beşikli Mağara da bu kadar. Burası da Beşikli Mağara'nın gerisinde bir bahçe. Deniz manzaralı. Burada yine mandalina ağaçları var. Saat şu anda 8. Şu anda Antakya sokaklarında dolaşıyoruz. Akşam yemeği yemedik. Akşam yemeği için de aldığımız öneri de Konak Restoran. Şu anda tarihi sokaklardan Konak Restoran'a doğru ilerliyoruz. Konak Restoran. Yine ilerliyorum sokaklarda. Biraz sokaklarda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu caddeler yolu trafiğe kapalı tabii ki. Buranın restorasyonu. Güzel yapmış. Tarihi yerler çünkü buralar hep. Mümkün olduğunca aslından uzaklaştırılmaya çalışılmış. Burada küçük butik oteller de var. Yerler taş. Sadece bir iki sokak böyle biraz hareketli. Diğer sokaklarda çok bir hareket yok ve inşaat. Antakya sokaklarında dolaşıyoruz. Duvarlar yine eski taş yapıların devamında ama üzerlerine yazılar yazılmış. Çok doğru olmayan şeyler ama işte halkımız bunları yapıyor. Ve Konak Restoran ama girişi diğer taraftan gideceğiz. Ve karşımızda Asi Nehri. Asi Nehri Hatay şehrin içerisinden geçiyor ve Akdeniz'e dökülüyor. Nehir Lübnan'da doğuyor. Çıkış yeri Lübnan. Daha sonrasında toplamda 556 kilometrelik yolu izleyerek Hatay'a geliyor. Hatay'dan da Akdeniz'e dökülüyor. Normalde nehirlerimiz, Fırat Dicle nehirleri Türkiye'den Suriye'ye ya da Irak'a giderek dökülüyor. Ama Asi Nehri'nin farklılığı ters akan bir nehir. Lübnan'dan gelip Türkiye'ye giriyor ve Akdeniz'e dökülüyor. Vay canına! Ne diyor bu? Işıklandırması da çok güzel olmuş. Akşam vaktinde çok güzel bir ambiyans katıyor. Nehrin kenarları, köprü çok güzel aydınlatılmış. Caddenin de aydınlatması çok güzel. Sol tarafta Türk bayrakları. Gece yürüyüş yapmak için oldukça ideal. Yağmurlu bir Hatay sabahından herkese günaydın. Şu anda Sentepier Kilisesi'ndeyiz. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer burası. Bu mağarada ilk kez Hristiyan adını alıyorlar. Hristiyan adı ilk kez burada veriliyor. Mağarada sağ tarafta kutsal adlandırdıkları suları var. Hemen şurada sağ tarafta. Sol tarafta ise bir kaçış tüneli var. Halktan kaçış tüneli. Bu dağın tepesine kadar çıktığı söyleniyor. Merdiven şeklinde değil, eğimli. Sağa sola şeklinde yukarıya doğru ilerliyor. Burada ise dini görevlerini yaptıkları yer buraya. Papaz taşın arkasına geçiyor. Önemli olan eşyalarını, şarap, ekmek benzeri şeylerini koyuyorlar. Burası Hristiyanların ilk kilisesi olarak da adlandırılıyor. Her yıl 29 Haziran Hristiyanlar için hac günü olarak kabul ediliyor. Valilik ve bakanlıktan izin aldıkları zaman da istedikleri zaman ayin yapabiliyor. Şu da Aziz Petrus'un heykeli. Yerde milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllardan kalma mozaikler var. Bu alanlar o yüzden çevrili. Mozaiklere herhangi bir zarar gelmemesi için bu şekilde çevrilmiş. Yine burada tarihiyle ilgili detaylı bilgiler de yazıyor. Müze yine Kültür Bakanlığı'na ait bir müze. Girişler, müze kartla yine giriş yapılabiliyor. Eğer müze kartınız yoksa 24 liraya giriş yapabiliyorsunuz. Ek bilgi olarak bunu da paylaşalım. Sağ tarafta yine mozaiklerimiz mevcut. Yani valilikten izin alındığı zaman, valilik ve bakanlıktan aslında istediği zaman burada ayin yapabiliyorlar. Ayin vazifelerini sadece bu alanda yapabiliyorlar. Herhangi bir ekstra alan açılmıyor. Burası Antakya Musevi Havrası. Yahudilerin ibadet yeri. Ziyarete kapalı burası. Ziyarete açık bir yer değil zaten. İçeride 500 yıllık bir Tevrat olduğu söyleniyor. Ceylan derisinden bir Tevrat. Güvenlik sebebiyle ziyarete açmıyorlar. Genel olarak 10 kişinin ibadet ettiği söyleniyor burada. Yine güncel olarak açılabiliyor. Sinagogun önünden geçtikten sonra çok değil yaklaşık 50-60 adım geçtikten sonra da öncelikle camiyi görüyoruz. Caminin hemen arkasında da Katolik Kilisesi'nin girişi mevcut. Ara sokaktan geçiş yapıp ilerleyip ilk kapısına geliyoruz. Açılıyor. Antalya Katolik Kilisesi'nin içerisindeyiz. Benim okuduğum mektep. Burası kilisenin avlusu. Gayet sessiz, sakin. Şu an burası avlusu, bahçesi. Kapıdan girişte böyle bir uyarı var. Giriş yaptıktan sonra ortamda farklı bir koku var. Hiç kimse yok içeride. Bu Katolik Kilisesi 3 sefer yer değiştirmiş. Şu an son haliyle Antakya'da. Bu bölge dediğim gibi zaten cami, sinagog ve kilise yan yana. Giriş ücretsiz, herhangi bir ücret yok. Ama park yeri biraz sıkıntı. Cadde üzerinde olduğu için çok yoğun ve park yeri sıkıntılı. Bulduğunuz en yakın yere araç park edebilirsiniz. Park ettikten sonra gezebilirsiniz. Kilise ve havradan sonra Sarımiye Camii'ndeyiz. Kilise ve cami yan yana ama sadece havra çaprazında bildiri bu şekilde. Yani yapılış tarihi kesin bilgi yok. Avludaki taş girişinde bulunan yazıta göre 1131-1719 yıllarında yapılmış görünüyor. Şimdi içeri giriyoruz. Cami oldukça küçük bir cami. Mümkün olduğunca sessiz olmaya çalışıyoruz. Bu beton direkler oldukça eski. Tavanı ahşap camimizin. Üst katlarda da kadınlar ibadet edebiliyor. Yani yapılış tarihiyle ilgili kesin bir tarih yok. Kiliseden çıktıktan sonra aşağı doğru ilerliyorum. Neler var açıkçası çok bilmiyorum.
Evler var ama insan yok. Burada bir konak var. Mükemmellik sertifikası almış. Jasmine Konak. Sizleri bekliyor. Sokaklar değil, dar sokaklar. Yani burada bu konakları herhalde restore edip konaklamaya uygun hale getirmişler. Tarihin derinliklerine doğru yolculuğumuz ilerliyor. Satılıkmış. Almak isteyen varsa buyursun. Sokaklardan ilerliyoruz. Taş duvarlar çok fazla. Yağmur da yağıyor. Mümkün olduğunca çatıların saçaklarının altından gitmeye çalışıyorum. Eski evler. Bir eleştiri yapmak gerekirse Hatay Belediyesi ya da Hatay Valiliği bence tarihi eserlerini çok iyi gösteremiyor. Yani biz burada sinagogun yerini halka sorduk, sonuçta tabela olabilirdi. Antep bu konuda bence çok daha iyi. Burası da Hatay Gazi Evi. Merhabalar, hoş bulduk. Gezerken video çekiyordum. Burayı da görmüşken çekeyim dedim. Boğacım mı? Bakalım. Resimde de burada. Meyveler neler? Ağaç kabuğu, kepet, portakal, mandalin, limon, turunç. Bir ağaçtan 6 çeşit. Evet. Burada da turunç ve limon. İkisi bir arada. Şu anda Antakya Muharip Gaziler Derneği'ndeyiz. Burada dernek başkanımız Mehmet Bey var. Mehmet Bey'den kendisinin nerede gazi olduğunu ve buranın tarihiyle ilgili bilgiler alacağız. Buyurun, evet. Size. Ben Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır. Hatay ilinin Yeledağ nüfusuna kayıtlıyım. 1950 doğumlu olup Kıbrıs Barış Harekatı'na 1974 yılında, kendi doğum tarihlerimden sonra asker eğitim, tecilli bir durum olduğundan ve 1974 Temmuz ayında Kıbrıs Barış Harekatı'na hava indirme tuayı paraşütçü birlik olarak katıldık. Paraşütçü birlik olarak katılmamızdan duyduğumuz onur ayrı bir şeydir. Çünkü Kıbrıs'ta ilk inen kişilerden bir tanesiydik. Kıbrıs'ta oradaki Türk halkına bir özgürlük, bir bayrak, bir vatan toprağı katkısında bulunduk. Canımızda da, kanımızda da olsa. Asker dönüşünden sonra memuriyet hayatımız başladı. Memuriyet hayatının bitiminden sonra 2000 yılında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesi'nin yönetimine geldik ve 2000 yılından bu yana da Hatay Muharip Gaziler Derneği'nde faaliyetimiz devam ediyor. Şimdi Hatay'la ilgiliden önce gazi deneyimizle ilgili bilgi vermek isterim. 2002 yılında yönetime geldiğimizde, başkan olarak geldiğimde, ilk yapacağımız bir şeylerden bir tanesinin ne olduğunu düşünürken eski bir Antakya evinin restorasyonunu yapalım diye giriştik ve bir milattır Antakya'da eski Antakya evlerinin restorasyonu. Bununla birlikte şu an bütün Antakya'nın bu eski Antakya evlerinin sokaklarında restore edilmiş evler ve kafeler görülür. Kültür ağırlıklı olmasını isterdik biz ama olmadı. Herkes kendine özel evlerde yaşatmalarını ve geçimlerini sağlamaya başladılar. Fakat bizim buradaki şeyimiz, gazilerimizle bir dayanışma içerisinde olmak, geçmiş anılarımızı yad etmek ve gelecek nesillere vatan toprağı için nasıl ölünür, ne yapılır gibi konular üzerinde derslerde bulunmak ve o gibi faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamak. Yani okullara gitmek, okulların derneğimize gelmesi. Derneğimizdeki çalışma sistemi de budur. Çalışma sistemimizin içerisinde de gaziliği anlattığı şehitliği anlatmamızla birlikte Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkıp onun sonsuza kadar yaşatılmasını sağlamaktır. Hatay üzerine gelince de Hatay'da 23 medeniyetin 13 tanesi Hatay'dan gelip geçmiş. Her medeniyet bir iz bırakmış. Biz bu medeniyetlerin hepsini teker teker de yaşıyoruz. Şöyle bir baktığımız vakit Bizanslılarından tutun ta Fransızlara kadar bir yaşam tarzı olmuş.